Hanım evden mi kovdu amca? Emresi. Evet öyle oldu canım. Aşk kavgası. İçmenden bıkmış olmasın? Kimin, benim mi? Ben her akşam yarım şişe şarap bitiririm. Alkolik değilim ki ben. Hiçbir alkolik ben alkolüyüm demez. Her lafa da bir cevabım var. Dost acı söyler amca. İsim neydi canım? Makbule. Şaşmadım tabii. Makbule, ben kadınları çok iyi tanırım. Senin gibi kadınları değil tabii çok şükür. Bak Meral, yani benim sevgilim, 3 gün sonra ağlayarak böyle ayaklarıma kapanacak. Nah, buraya yazıyorum. Ya tükürünü sürme amca ya. Abi demesene bana, embesil. Kadınları tanıyorum diyorsun ama bir yemek yapanın bile yok. Gene kaldın elimize. Elinize falan kalmadım. Ama da çene var sende ya. İstersem senin gibi bir domestik bulurum. Gelir gün aşırı bana yemek yapar. Bulursun benim gibi gencini. Oldu. Tibi tibi. Allah Allah ya. Amca, senin göğsünün kılları bizim aşağıdaki bahçeye kar yağmış gibi olmuş. Hala bir havalardasın. Aman içime sıkıntı getirdin ya. Senin bir gözün toprağa bakıyor amca. Sus ya. Bir gün hı diye gidersen hatırla bu laflarımı. Nasıl bir gamlı baykuşsun sen böyle? Öf! Öf ya! Öf! Tarafından yapılmıştır. 1953'te tamirat görmüştür. Kesme taştan kubbeli camii Osmanlı eseridir. Bana bir şey gelmedi mi? Çiçek falan? Bu akşam tık yok valla. Yok mu hakikaten? Bak. Bu işte tokadın depeden gözüküşü. Helikopterle çıkmıştır. Burası sizin mahalle mi? Hiç tanıdık falan görüyor musunuz? o zaman dur, bizi görüyorlarsa el sallayalım bakalım bizi görecekler. Geri. Burhan Bey, niye tokat belgeseli seyrediyoruz? Yavrum, şunu unutma ki benim de kendime ait özel ilgi alanlarım var. Kendi odamda televizyon koyacak yer olmadığından dolayı bu kamusal alandan yararlanmak zorundayım. Burhan, bari ajansı alsaydık yahu. Ya Tahsin Bey amca, ben aslında odasına yerleşeyim ya. Ne güzel orada kendi istediğim programları ne güzel seyredirdim ya. Asla, o oda benim. Tamam, tokat belgeseli seyredelim, olur. Ne var, çok güzel. Kıvırcık. Bana biraz daha şarap koy canım. Başka türlü tamir edemeyeceğim. Bu bitmiş amca. Gel mutfakta yenisini vereyim. Maşallah alkolik değilim diyorsun ama gelir gelmez şaraba sarılıyorsun. Yürü. Amca, Allah korusun bir gün bu pahalı şarapları almaya paran yetmezse düşersin köprü altına. Köprü altına. Yalnızlık kolay mı bu yaşta? Bir de alkol alışkanlığı. Allah'ım yarabbim ya. Maazallah vurursun kendini. Deli misin kızım sen ya? Dost acı söyler amca. Sen bu makbuleyi yabana atma. Biz akrabalarımızdan çok hikaye duyduk böyle. Ne hikayesi duydun? Hanımefendi karın başında olsaydı böyle bizim elimize düşmezdin. Ben senin haline acıyorum da söylüyorum be. Benim durumumda acınacak bir şey yok. Embesi. Sen kendi durumuna bak. Konuş anacığım, konuş ama bak bir sıcak çorba yapalım bile yok. Aile özlemi içindesin ama dağıtmışsın yuvanı. Ne yapacaksın? Senin de kaderin buymuş. Neymiş benim kaderim gerizekalı? Onun bunun elinde yaşlanıp gidersin. Ağzını da bozma. Yarın öbür gün gene benim elime kalırsın falan da ben bakarım sana. Benim sinirlerimi bozmaya var. Ben orta yaşlı, popüler, yakışıklı, sağlıklı bir adamım. Benim kimseye ihtiyacım yok. Ben yalnız yaşayabilirim. Sen gene moralini yüksek tut da. Geçmiş anacığım senden. Bak sen beni dinle. Yalnız yaşama, şu zıkkımı da içme. Niye mutfak köşelerinde şarap içiyorsam yine? Çünkü salonda misafir var amca. Ayrıca şikayet etme, bunlar senin daha iyi günlerin. Niyeymiş o? Çünkü şimdi iyi kötü biz varız. Ya yalnız kalırsan kim bakacak sana?
Çıldırtma beni kızım ya. Niye yalnız kalayım ki? Kalma amca. Olmadı huzur evine git. Hayda. Gerçekten söylüyorum bak. Yaşlı kadın oğlunun evinde, kızının evinde bir köşeceğiz bulur kendine. Ama yaşlı adam herkese fazlalık olur. Bak unutma bunu. Niye fazlalık oluyormuş canım? Ben söyleyeyim de bak evladına bile güvenme he. Hele hele yarın öbür gün böyle yabancı gelin, yabancı damat atar seni evden vallaha. Bana bak felç falan olma he. Tekerlekli sandalyeyle sokaklarda ne yaparsın sen? Amca, tek başına yaşarsan kedi köpek falan alma. Niye? Düşer bayılırsın, maazallah kulağını burnunu yerler. Tek başına adamsın, duyuyoruz bunları. Embesil. Sensin embesil. Ayrıca komşularınla iyi geçin. Yarın öbür gün koku çıkınca onlar bulacak seni. Ne kokusu? Ceset kokusu. Kimin cesedi? Senin. Ölüme çare yok amca. Ölüm Allah'ın emri, ayrılık olmasaydı. Dost acı söyler amca, ben sana yalnız kalma diyorum. Anacığım sen de arkadaşların arasında dayak atmışsın çocuğa ya, gururu kırılmış. Hem suçlu hem güçlü olmak bu iş. Ya benim gururum? Benim gururum? Ama böyle 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 arada kalıyorum ben de bu mevzu bahiste ya. Her gece dışarı çıkıp sürtmezsen bak. Nitekim sürtüyorum da nerede akşam orada sabah. Yedirteceğim o ev kızı laflarını Sacit'e. Vallahi sen bilirsin artık. Sen de benimle geç seni kız. Ay anneciğim yok ben sevmiyorum öyle şeyleri ya. Yok istemem. Hem Burhan Bey'in sol gözü beni sağ gözünden kıskanıyor ya. Olmaz. Ne gözü be? Ayrıyeten biz Burhan Beyler arka balkonu hazırladık yaz için. Kalipso temalı. Çok lüks ve egzotik oldu. Hiç başka yere gidesim yok. Günaydın canım. Oo maşallah amca ya. Ay gözünü açıyorsun buraya geliyorsun. Kahvaltıda bile bizdesin maşallah. Bu meleğin mısır gevrekli kahvaltı anlayışı metabolizmamı yordu yani. Yoksa... Ooo sizin çeşitler zengin. Ya makbuş. Benimle bar bar parti parti gezecek. Masraflarını bile karşılayacağım. Hoş sohbet birisini arıyorum. Bir gece hayatı arkadaşı istiyorum. Çok mu zor ya? Yapma ya. Sen de mi? Aa, tepsi popo. Kesin. Kazak olunca da tamam zaten. Uzun boylu daha şanslı gözükse de... ...kısa olan alır bence. Tabii canım, o çenesiyle götürecek işi. Öteki mal. Ay, oh be. Senin de muhabbetin bayağı idare ediyormuş be Bülent. Şaşırdım. Şaşırma, şaşırma. Alnım karışır. Ay, yaşasın kötülük diyorsun. Sevdim seni. Bunu alabilirsin. O zaman... akşam da beraber program yapalım Bülent'ciğim. O dediğin yerlere gideriz. Madem muhabbetimi kim arıyorsun? Yok ya, sadece tek kıskandırma mesajları atıyorum. Anlattım ya ayrıyız diye. Ay, ayrılan kadın mesaj mı atar? Bırak, izini kaybettir. Ya hayır, geziyorum, şuradayım, buradayım filan diye. Sersem misin sen ya? Bir erkek niye kıskanır? Niye? Ne olduğunu bilmediğinden, bilgi eksikliğinden. Kadını arar, bulamaz, kafasına senaryolar yazar. Acaba geçen gün tanıştığı adamla mı, eski sevgilisiyle mi, patronuyla mı, şu bu? Halbuki kadın manikürdedir. Ha manikürde miymiş? Evet, tabii ama akıllı bir kadın bunu söylemez mi? Neredeydi der, işim çıktı der, geçer. Erkeğini diri tutar. Ama sen sersem gibi raporlar veriyorsun.
Geçen gün sadece de akıl vermeye kalktım ama sen ondan daha zeki gözüküyorsun. Hayat, şimdi av meraklıları, futbol meraklıları, maden arama, define bulma meraklıları niye hep erkektir? Salak oldukları için mi? İşin peşinde koşup uğraşıp eninde sonunda elde etmeyi sevdikleri için. Ama sen Sacit için ne avsın, ne futbol topusun, ne definesin. Neyim peki? Çantada keklik. Niye uğraşsın ki? Bak hayatım, mesajı kes, ortada gözükme. Arada bir kedi gibi usulca yaklaş, tam ümitlendiğinde de çat diye ortadan kayb. Yalan söyle, söz ver, ek gitme. Haberi olmasın, duymasın, delirsin. Ay niye, manyak mıyım ben ya? Hayır ama biz erkekler kadının arıza olanını severiz. Hanımın bir kocası falan yok mu ya? Yok Tursun, bekar, ev kızı. Çoluğu çocuğu bir şey yok mu bunun? Var, bir oğlu var ama artık büyümüş yani. Çöpsüzüm oğlum. Bari kadıncağız da seninle ikinci baharını yaşasın ya. La ilahe illallah ya. La ayıp denen bir şey var bak. Sinirlenirim, sinirlenirim. En son kötü bir şey olur yani. Ne öldürürsün? Valla kakar giderim yani ha. Bak, bak gittim ya. Sırıtıyor ama keyiften mi, sinirden mi belli değil. Bu çocuğu hiç anlamıyorum abi. Bak ama kafa meşgul. Bize hiç bulaşmıyor. Daha ne istiyorsun oğlum? Allah Allah. Ya bu baz istasyonlarında bir şey mi var bugün? Sabahtan beri hiç mesaj gelmiyor bana. Şahika? Ha? Öyle göz kırpıp geçiyor musun? Gel öpeyim. Bugün senden hiç haber alalım. Hadi görüşürüz bebeğim. Ne oldu şimdi? Görüşürüz dedi, gitti abi. Onu anladım da öyle alelacele nereye gitti? Bilmem ki abi. Şimdi bana gelmiyorsan buradan nereye gidiyorsun? Yani şeytan diyor, meraktan ara sor. Bu kokusu da hep üstümde kaldı benim ya. Nasıl bir kokuysa. Ay Bülent. Bülent, Allah tuttuğunu altın etsin. Sacit'ten mesaj geldi. Aa, ne diyor? Bakayım. Nerelerdesin? Buralarda mısın? Diyor. Ne yazayım? Hiçbir şey. Cevap yazma, sürünsün. Onu gizemimle döveyim yani. Ay Bülent, Allah sana her kahvaltıda havyar yemeği nasip etsin. İnşallah, inşallah. Sen de yalan dünya. Bülent bebeğim, haklısın, böyle daha eğlenceliymiş. İnsan iyidir Şahika, çeşittir. Dünya dünya, ben de tanıyamadım ki seni. Bir yanın çok eskimiş, bir yanın hala yeni. Kararmış bir toprak giydim, yeşil elbiseleri. Ay Bülent, Sacit'ten üçüncü mesaj. Merak ettim, niye cevap yazmıyorsun? Neredesin? Lütfen eve gidince ara diyor. Yarın öğleye doğru iyiyim, sevgiler, öptüm diye bir mesaj geç. Hatta bütün gece evdeydim. Yalan. Tırnaklarını kesin. Hayatım sıkıntıysan gel buraya. Tamam. Yok, bir kişi, başka yerimiz yok. Işıkları güneşiyle gelip çöker üstüme.
Nereye bakıyorsun be? Ya kadın adamla kavga etti, ağlıyor. Şu an en hassas halinde. Adam kalkıp giderse kadın kendisiyle ilgilenecek ilk şanslı erkeğin tuzağına düşer, söyleyeyim. Ha ben ne oldu? Ah kıyamam. Teşekkür ederim. Rica ederim. Ben Bülent Onar'a. Banu. Ah canım. Merhaba. Ne şanslı herif. Metros 1982 abi. İyi bir yıldı. Evet abi. Benim o yıl ilk defa sevgilim olmuştu. Ha. Duran Duran'ın Rio albümünün çıktığı yıl. Hey gidi günler hey. Şarap için iyi bir yıldı lan. İzzet, batan geminin malı mı bu? Batan restoranın malı abi. Bir arkadaş kapanan bir lokalin mahzeninden ödünç almış. Ödünç? Günah ne bunun İzzet? Günah büyük bence. Ödünç diyorlar ama resmen yürütmüşler. Abi sıradan bir vatandaş iyi bir şarap içmesin mi? Hep zenginler mi mutlu olacak? Biraz da bu yönden bakın. İzzet kaça veriyorsun bunu? Allah piyasa fiyatı 2000 dolardan başlar abi. Ha? O ne ya? Ne? Aha. Ya ama tabii senin güzel attırın için 200'e bırakırız. 200 mü? Of. Bana hayatım sen metinlere bak, ben bir arkadaşlara merhaba diyeyim. Tamam. Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Ya yanıma para almamışım da bir 100 lira borç isteyecektim. Vetrus. 1982 mi? Nereden buldunuz? Batan geminin malı abi. Satıyor musun genç adam? Teklifleri açayım. Ne? Harika bir şaraptır. Batan geminin malı olduğuna göre bir 400 veririm. Anlaştık. Nasıl anlaştın lan? Aa, önce ben gördüm. Kusura bakma Bülent abi. Bunun da piyasa fiyatı 2000 dolardır. Kötü kaçırdım. Ayrıca başka da param kalmadı. Sana borç veremeyeceğim. Kusura bakma Bülent abi. Yapma ya. Ne yapayım? Ah. 100 lira. Gerek kalmadı canım. Tamam hayat. Gidebiliriz. Görüşmek üzere. Abi inanamıyorum ya. Adamdaki şansa bak ya. Bak genç adam, sen ne anlayacaksın şarabın bukesinden? Üstüne bir 50 kağıt vereyim, sat bana. Ya abicim, hediye edeceğim ben onu. İnce iş lütfen ya. 300 de veririm. Ne dersin? Bak ısrar ediyorum ha. Ya Bülent abi, bak zaten telaşem var. Apar topar çıkardılar banyodan. Borular çatlıyor, patlıyor, bir şeyler oluyor. Lütfen abi ya. Borular mı? Hangi borular? Abi, dairelerin su boruları çatlıyor, patlıyor kaç gündür ya. Bizde yok öyle bir şey. Nasıl yok? Bizim borular sağlam. Şans herhalde. Az önce masaj yaptırırken spa'nın şanslı müşterisi olarak full check-up kazandım. Ne dersin? Eşek şansı derim. Evet. Vallahi helal olsun abi. İşin ilginç yanı, sabah kalktığımda dedim ki ya bu sene bir check-up yaptırsam. Bir saat sonra tak diye check-up hediye çekeydim de değil mi? Ha? Ha? İyi mi bak? Ha? Harika. Bizim şu şarap ne olacak? Rüyanda görürsün abi. Abi lütfen anlayışla karşıla. Bak telaşım var zaten. Sen yaptır abi check-up'ını. Belki miden de elmas falan çıkar. Satarsın onu. Sen de bu şansı olduktan sonra bu şarabın mahzenini alırsın abi. Hadi. Olabilir tabii, olabilir. Hadi ne olursa. Hadi. Allah'ım ya. Bu herife bir şey olsun ya. Bu ne ya bu? Bu ne ya? Yürüyen piyango herif ya. Makbule abla. Şunun eteklerini bir ütü. Ne oldu? Ya bunu yarın akşam ben Osman'ın davetine giyeceğim ama baksana leke olmuş. Hani bakayım. Bak buradan buraya. Ne bu, şarap mı, vişne mi, ne bu? Anacığım ben bunu çıkaramam, su lekesi kalır. Bu kuru temizlemeye gidecek. Bakayım. Ya yarın akşam giyeceğim. Anacığım sen de bir zahmet, kalk öğleden önce götürüver. Ekspres servisleri var, akşama kadar verirler. Emin misin? Tabii. Kim geldi? Ha Volkan. Ne haberler? Anacığım tuvalet bozulmuş. Dursun yapıyordu ya, biliyorum.
Ay yok anacığım, Aslı'nın gece tuvaleti. Ha, yarın gece için değil mi? Ha. Aslı, Osman'a bir kıyağım var. Çok pahalı bir şarap getiriyorum ona, kıymetini bilsin. Hadi ya. Öyle vallahi. Bülent abi gördü, atladı hemen. Yedirmedim ona. O da ne pişkin adam ya. Hep dört ayak üzerine düşüyor. Bir de benim şaraba maydanoz olmaya kalkıyor. Bülent amca bugün check-up'a gitti. Ha, biliyorum. Onu da beleş indirmiş. Allah'ım yarabbim ya. Ne şanslı bu adam ya. Bu kadar şanslı adaletsizlik kardeşim. Artık yani ne bileyim, kötü bir şey gelsin bunun başına ya. Sen haberi duymadın mı? Ne oldu şimdi, piyango mı çıktı herife? Ya Bülent amcanın MR'ında karaciğerine yapışık böyle bir kütle görmüşler. Tam ne olduğunu bilmiyorlar, yarın belli olacak ama kötü bir şey olma ihtimali yüksekmiş. Ne diyorsun, yapma ya. Vallahi. Aa, bak şimdi adama bir şey olsun bir şey olsun deyip durduk kaç gündür. Bak ben şimdi kötü oldum ama ya. Allah'ım ne olur adamcağıza bir şey olmasın ya. Benim yüzümden oldu galiba, o kadar beddua ettim. Of vallahi sinirim oynadı yerinden. Ne olur bir şey olmasın. Allah'ım duy sesimi ya. Allahu Ekber. Benim, benim yabancı değil ya. Ne yapıyorsun lan orada? Esas sen ne yabancısın hemşerim ya? Erkek adam ağlar mı ya? Kalbinin adamı ol hadi bakayım. Çok üzüldüm Bülent abi. Ne diyor doktor? Kist değil. Sert bir kitle diyor. Yarın belli olacak ama. Belki kötü bir şey çıkmaz canım. Ah Bülent, ah! Bu kadar yıl, bu kadar içki, işte sonunda olacağı buydu. Durun bakalım ya, durun bakalım. Yarın öğreneceğiz ne kadar zaman kaldı. Sedef, baksın şu oğluna ya. Gamlı baykuş. Felaket habercisi. Bülent abi, ben çok ağır vicdan azabı çekiyorum abi. Benim yüzümden oldu. Ne oluyor ayol? Ya genç görünüyor. Hayat enerjisi ne kadar da yüksek. Bir de üstüne eşek şansı var dedik. Kıskandık Bülent abi. Nazar değdirdik işte. Saçmalama ya. Nasıl bir şey çıkmaz. Ben hep en iyi ihtimali düşünüyorum. Ben şanslıyım. Evet, babam şanslıdır. Yani kemoterapiyle falan belki uzatabilir süreyi. Yani belki. Kemoterapiye ne zaman geldi yani? Alsana şunu başına Sedef. Neyse, ben daha fazla rahatsız etmeyeyim. Bülent abi, bir teselli değil ama en azından bir keyiftir abi. Sen bu Petros'u çok istemiştin. Ben anlamıyorum zaten. Sen afiyetle iç abi, buyur abi. Ah, mersi genç adam. Mahcup etti. Bunları içe içe böyle oldu zaten. Anne, lütfen. Bırak bu saatten sonra ne içerse içsin. Sağ ol canım. Ben yarın için en iyi ihtimali düşünüyorum. Güzel haberleri, bu şarabı hep birlikte içerek kutlayacağız. Bak göreceksin. Hayat enerjine hayranım be Bülent abi. Büyük adamsın. Helal olsun. İdolümsün. Kalbimizde içeceğiz abi. Oh. Abi hoş geldin. İyi misin? Bomba gibiyim genç adam. Tedavisi var mıymış? Kendisi tedaviymiş zaten. Nasıl? Hayatım, karaciğerimin yanındaki küçük kütle, küçük bir karaciğermiş zaten. Ne demek o ya? İnanmayacaksınız ama doğuştan minik yedek bir karaciğerim varmış. Yedek karaciğer ne? Evet, hayatım, bazı insanların tek organlarından iki tane olurmuş. Birisi iflas ederse öteki devreye girecek. Düşünsene yedek karaciğer. İçki seven insan başka daha ne ister? İnanamıyorum ya. Hayatım, Petros için tekrar teşekkürler. Zengli içeceğim. Ah, bu da ne? Bir kalem buldum. Hem de en sevdiğim marka. Ne hoş. Partide görüşürüz. Çao. Sertaç, senden bir iyilik isteyeceğim kardeşim. Hareketli kılıcım abi. Akşam kafeye bir şişe şarap getir bana. Bütçemi sarsak bir şey olmasın ama iyi bir şey olsun. Eyvallah abi. Elim elim epelek, elim kolum topalak, topalağın yarısı bitbidinin kurusu. Bunu sen mi yazdın bebeğim? Yok, bizim oranın bir manisi. Bana ne faydası var?
Manasını da hiç anlamadım. Akşamdan sizi Adana'mızın yemeklerine tatmaya bekliyoruz. Azim Bey de gelecek, kendisi özür dileyecek. Affedeceğimi hiç zannetmiyorum ama bu yeni gastronomik tecrübeler benim hep ilgimi çeker. Ben de bunun manasını hiç anlamadım ama akşamı bekliyoruz, buyurun. Azim Bey de nadir üzüldü, nadir üzüldü. Sizin sıfatınızı yanlışlıkla cibarttı deyi. Değil mi Azim Bey? Benim üzüntüm koskoca Azim'in Selahattin'in bacak kadar oğlu karşısında eziklenmesidir. Azim Bey, bak hele inat etme. Ben mutfağa gidiyorum. İki beyefendi karşılıklı konuşun, anlaşın. Ben karışmam. Pardon, bu Selahattin kim? Ve cıbartmak ne? Selahattin, yılanın başı. Bu Dilber'in ağabey. Bizim sevişmemize karşı çıkanların reisi. Sevişmenize mi? Demek doğru tahmin ettim. Neyi? Daha ilk gördüğümde bunların arasında bir kıvılcım var dedim. Adam kıskandı da ondan yaptı. Doğrudur kardeş. Kıvılcım değil de ona yangın diye ki yangın. Ne diyorsun? 40 yıldır peşindeyim ben bunun. Yapma ya. Bu yaşta. Artık yaşa başa fiziğe bakma da kimya önemli kimya. Ya. Sen de kusura kalma. Bu Dilber Adana'nın en fındıkçı kızıydı. Sen bakma bu halına şimdi. Ne diyorsun ya? Gündüz kaçarık, gece kaçarık. O zamanlar ortam rahat değil. Nereye gideceksin? Ormana kaçarık. Aydın pambik tarlasına kaçarık. Hiç güleceğim yoktu ya. Şalgam iç şalgam. Mersi canım. E haydi. Bu Dilber Hanım güzel miydi ya? Ha? Erotik de erotik. Hala da öyle. Bu hala sağ onun ne ateşli olduğunu anlatsam inanmazsın. Yapma ya. Vallahi öyle. Değme kırklığa değişirsem şerefsizim. Dişi kaplan gibidir. Dostum bu evde heyecanlı bir şeyler yaşandığını yemin ederim hissediyordum. Dişi kaplana. Allah seni inandırsın. Bu Dilber'de bir baldırlar var pambik gibi. Sanırsın güneş yüzü görmemiş. Azim. Ne var? Dişi kaplan geldi. Ne ana duyursun? Evet. Azim ayıp değil mi? Özür dile, el sıkış diye yalnız bıraktık. Özelimizi neye iri ufak bit yaşağı döküp saçıyorsun? Ne olacak ya? Azim, ben namusun kitabını yazmışım, duvara asmışım, belirli aralıklarla imza günü yapıyorum deyi herkese söylüyorum. Ne olacak şimdi? Sevgili komşum, ben senin o kitabının hedef okuyucusu değilim zaten. Çıkın evimden! Gidin! Soykası batasıcalar. Bize Allah canınızı alsın. Bulutsuz günde tepenize yıldırım düşsün. O zaman ben kalk. Gidip bir yerde içecek mi? Selahattin abim ne kadar haklıymış. Mart sıpasından, avaradan bir şeycik olmaz. Git! Git! Mahallede adım kolay kadına çıkacak. Git! 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 İyi akşamlar. Yemekler bir harikaydı. Mersi tatlım. İyi akşamlar. Mersi. Git gözüm görmesin sen. Git! Git! Git gözüm görmesin.
getir seni. Aşif ne diyecektir? Evet, kek alıyor diyecektir. Yeter dur. Gel. Uy. Allah, sen bilirsin. Kele güzeller güzeli Dilber, işte kaçınılmaz sonun. Bu dillere destan güzelliğinin bedelini ödüyorsun. Bedelini ödüyorsun. Bedelini ödüyorsun. Hepimiz başındayız Bülent. Bak Cem de burada. Kapının önünde de Aslı var, Melek var. Burhan bile var. Vasiyetimi mi açıklayacağım yani? Niye toplandınız böyle? Sen hala espri yap Bülent. Doktor gelir anlatır şimdi sana. Niye anlatacak Allah aşkına ya? Hafif bir çarpınız var. Yok tansiyon da oynama. Biraz sıkıntı geldi falan. Benim işim yok ya. Bırakın gideyim, akşam partim var benim ya. Ama madem hepiniz buradasınız tabii partiyi o zaman burada yaparız. Ha. Ya baba neden hiç ders almıyorsun anlamıyorum ha. Fehmi gelir anlatır şimdi ona ne olduğunu. Fehmi'yi mi çağırdınız? Öf. Baba neden? Nesi var Allah aşkına? Hem çok iyi bir kardiyolog hem arkadaşın. Ne güzel işte. Öf. Sevmem. Of of ya. Hah. Ah canım Fehmi'ciğim. Bu ne hal ya? Seni gördüğüme ne kadar sevindim anlatamam Fehmi'ciğim. Ben hiç sevinmedim Bülent. Aa, kalp krizi. Yok canım. Sedef söyledim. Kendine hiç dikkat etmiyormuşsun. Yemen, içmen, geç yatman. Artık 30 yaşında değilsin Bülent. Yapma ya. Bütün bunları söylemek için mi tıbbı bitirdin şekerim? Biliyorum, kızıyorsun ama yaşamanı değiştirmen lazım. Bizler gibi yaşamalısın. Yani daha sakin, daha sıhhatli. Ya, duydun mu Bülent? Duydum Sedef. Kulaklarında bir sıkıntı yok çok şükür. Peki damarlarımda mı bir enayilik var Fehmi'ciğim? Sana bir diyet ve sağlıklı yaşam kuralları listesi yazacağım. Bu sefer şöyle bir yoklamış. Bir ikincisi olmasın. Of baba, kaç kere söyledik ya. Ah Bülent'ciğim, ah! Biz demiştik amca. Ya bu yaşta biraz artık... Dikkat etmek lazımdı. Biz ya boşu boşuna şey etmiyoruz değil mi Difo? Ha. Siz neredeyse mutlu oldunuz ya. Ha. Nasılsınız Bülent Bey? Nasıl olabilirim? Her şey yasak. İçki, kızartma, kırmızı et. Ot gibi yaşayacağız. Tuz da yasak Bülent'ciğim. Tansiyonum. Çay kahve de yasaktır sana amca. Tabii, tabii. Yok. Yani ne içeceğiz peki? Su. Süt de olabilir. Süt mü? Yo, süt gaz yapar, kalbe baskı olur Allah korusun. Of, of. Ya bak benim bir mide ilacım var Bülent Bey. Göstereyim sana. Versene Makbule. Aa, gözlük mü takıyor Bülent amca? Lensleri çıkarttırdım şekerim. Bir mikrop kapar, bir şey olur Allah korusun. Ondan sonra ilaçlarla uğraş dur. Canım gözlük takıversin ne olur. Bu sadece bu hafta için geçerli Sedef. Sonra lense döneceğim. Aman amca, Azrail'le burun buruna geldin. Hala genç gözlerme peşindesin ya. Tak gözlüğünü otur aşağı. Ayrıyeten muhterem bir hava veriyor. Arkandan ceryan yapıyor hayatım. İstemiyorum ya. Aa hava 25 derece. Üstelik bu dede hırkası. Aa, hırkanın da dedesi mi olur Bülent? Ay üşütürsen biteriz vallahi. Bünyen zayıfladı hayatım. Yani dün kendimi 30 yaşında hissediyordum. Şimdi sayenizde 90. Biz bir şey yapmadık Bülent'ciğim. Kalbin tekledi. Biz demiştik. Tansiyon hapını aldın mı muhterem? Benim bir ilacım var bak göstereyim sana. Süper. Al. Oh. Oh. Biz demiştik bu kadar hareketli hayat. Hayır 25 yaşında olsanız neyse. artık mecburen bizim gibi yaşayacaksınız. Tabii. Her yaşın bir gereği var değil mi şekerim? Bülent Bey sonra papaz kaçta oynayalım mı ne dersin? Bina. Kalbim o heyecana dayanır mı? Ay doğru yazık.
Emmet. Biz tam olarak bu akşam ne yemeği yedik böyle açık yeşil, yumuşak, bıcık bıcık bir şeydi? Sanır Şifa amca, tuzsuz zeytinyağlı kabak kalyesi. Senin için acık da pirinç attım içine ha, iyisin gene. Ah bu ne büyük çılgınlık. İçki yasak. Bari bir kahve içeyim ne olur. Ay yok amca, kalbim harbi tutar, hık diye gidersin valla. Ben sana güzel bir ıhlamur yapayım ha, dur. Açım azizim, açım. Biz artık genellikle böyle hafif yiyoruz. Akşamları mideyi rahatsız etmiyor. Öyle mi? Bak, bak mide yanması için çok iyi bir ilaç var. Göstereyim sana Bülent Bey. Alo. Bu saatte kim arıyor kızım? Bu saatte aramayın evladım, yaşlı başlı adamı. Aa! Ne yapıyorsun ya? Sana ne? Gece hayatın bitti Bülent'ciğim. Huzurlu yaşa, rahat et diye yapıyorum. Bülent Beyciğim artık siz de bizim gibi yaşınıza göre yaşamayı öğreneceksiniz. Ama çok sıkıcı İffetciğim yani. Ölseydim daha iyi olurdu diye düşünüyorum. Zebanilerle hiç olmazsa bir iki çift laf ederdi. Aşk olsun Bülent. Aa, bak aklıma ne geldi. Ahşap boyama kursuna yazılalım mı? He? Vallahi iyi fikir. Ay ne güzel, biz de gideriz değil mi Tahsin? Ah ne eğleniriz. Tepsi boyarız, dikiş kutusu boyarız değil mi? İyi olur, iyi olur. Çok iyi olur. Ben de kendime tabut yaparım. Ne oluyor ya? Aa. Evet efendim. Ya 1967 senesinde mesela ben ilk arabamı kaç aldım tahmin edin bakalım. Kaça? Bülent'ciğim, sarımsak kapını aldın mı hayatım? Kokudan anlaşılmıyor mu kalem? Koskocaman Bülent Onaran sarımsak kokulu bir ihtiyar oldu. İçim yanıyor ya. Sebze çorbası vereyim mi amca? Sebze çorbası mı? Ah. Güzelim bir büftek için neler yapardım. O sayfa kapandı hayatım. Kırmızı et yasak. Ay eyvah! Ben çektim yahu. Oh canıma değsin. Ben de kalmasa papaz. Sedef. Ay eyvah, korktuğum başıma geldi. Ölüyorum ya. Ölüyorum, ateş bastı hastane ya. Aman, aman ambulans çağıralım. Ay Bülent, derin nefes al hayatım, derin nefes al. Derin nefes al. Ay bu sefer kesin gidiyor vallahi. Ya taksiyle gidelim, taksiyle gidelim. Amca. Yani öleceksem söylesinler, ona göre hazırlık yapayım bari. Aa, hiç olur mu öyle şey Bülent? Peki benim neyim var ya? Psikiyatriye kadar muayene oldum. Kalbim zayıf, damarlarım tıkalı. Bu Fehmi neden bir şey söylemez? Zaten bu Fehmi'yi hiç sevmiyorum, hiç. Ah canım Fehmi'ciğim. Nasılsın Bülent? Seni gördüğüme ne kadar sevindim anlatamam Fehmi'ciğim. Kötü ayol, kötü. Çok dikkat etmesi lazım değil mi Fehmi? Ayol söylesene. Kırmızı et yemeyeceksin. Akşamları onda yatacaksın desene. Sedef, tamam artık. Dostluk bir yana ama Hipokrat emin ettim ben. Bu kadarını yapamam. Ne demek şimdi bu? Yani benim neyim var Fehmi? Bülent'ciğim, geçen geldiğinde senin sağlığını koruyalım diye biraz fazla korkuttuk galiba. Biraz kolesterolün yüksek o kadar. Korkulacak bir şey yok. Kalbin ve damarların turp gibi. Ne? Aa, Sedef çok serseri yaşıyor, içki içiyor, gece hayatı var, bir şey olacak deyince seni biraz korkutalım istedik. Peki ben geçen sefer niye geldim hastaneye? Yoğun mide asidi. Asit mi? O kadar mı? Bazen kalp spazmını andırır. Yani ben bir haftadır Sedef'in ricası yüzünden mi burada kabus yaşıyorum? Ne var? Ben hep kabus yaşıyorum. Ben de her şey yasak yiyemiyorum. Karım eve kola bile aldırmıyor. Gece hayatım yok, hiçbir şey yok. Oh, sen gezip tozacaksın, ne âlâ. Yok beyim, yok. Bu yaştan sonra böyle. Tabii tabii öyle. Bizde de böyle. Herkes için öyle. Sizin de düzenli bir hayat yaşamanız lazım artık. Tabii tabii, ne olur ne olmaz. Ne bakıyorsunuz ya? Kıskanıyorsunuz tabii. Geziyorum, içiyorum, yiyorum, eğleniyorum diye çatlıyorsunuz tabii. Yine de dikkat etsin. Kesse, seni mi dinleyeceğim? Ne biçim doktorsun sen? Madem mide asidi vardı da iyileştirseydin beni de yeniden hastaneye gelmeseydim. Bu seferki mide asidi değil.
Buyurun, kart mı, kart mı? Kesin. Hayır efendim. Psikiyatrımıza göre sıkıntı kaynaklı endişe ata. İnanamıyorum. Ben gidiyorum. Aa, Bülent! Evet, gidiyorum. Bitirdiniz beni be. Katilsiniz siz. Tüp gibi bir adamı bir haftada yaşlandırıp depresyona soktunuz. Sıkıntıdan hasta ettiniz beni. Canisiniz siz. Evet, cani. Yok yok. Bu gidiş iyi gidiş değil. Dikkatli olmak lazım her şekilde. Tabii canım, böyle gülerken hık diye gidiverir, Allah muhafaza. Ah çok üzülüyorum. Çok üzülüyorum. Ne yapacağız ayol biz bu Bülent'le? Canım ateşle oynuyor, ateşle. Vah vah vah. Ah Fatoş, sen kilo mu aldın tatlım ya? Ay, iyi misin kız? Aşağı yukarı. İyiyim, iyiyim de. Bir kahve içeyim. Sen saçlarını mı uzattın delikanlı? Ay Fatoşo, be kör müsün? Neredeyse. Gözlerim de çok ilerlemiş. Nerede akşam? Orada sabah yaşarken lenslerin suyunu değiştirmekle de uğraşmak istemediğimden tabii çıkarıp attım. Şimdi iyice göremiyorum. Buraya gelirken ne oldu? Az kalsın bir araba çarpıyordu. Ay Allah korusun. Araba önemli değil. Geçen gece yemekte masanın öbür ucundaki bir kadına bir saat böyle bir kur yaptım. Sonra dansa kaldırdım. Yakından bir baktım. Bir çirkin, bir çirkin. Ay Bülent'ciğim, ya lazer yaptır ya da gözlüğe dön. Lazer için bu hafta vaktim yok ama geçici olarak bir gözlük edineceğim tabii. Hah, günaydın Burhan'cığım, günaydın. Burhan derken? Gözleri bozuk. Bileğinde asılı bir şey görünce Burhan sandı seni herhalde. Hoş geldin Bülent'ciğim. Gözlük aldım geldim. Ay güle güle kullan. Nasılsınız? İyi misiniz? Otursana canım, ayakta yorulma. İyi, oturayım. Bir şey içer misiniz Bülent amca? Çay genç adam. Açık bırakıyorum. Sebep? Bilmem hani midenize dokunur diye. Nereden çıktı bu ya? Benim mideme dokunmaz. Benim midem sağlam. Tamam efendim. Hemen koyu istediğiniz koyu koyuyorum. Nasıl isterseniz. Hemen geliyor başımla beraber. Hemen efendim. Bugün bir tatlılık var bu çocukta ya. Embesinin nişanına gidiyor muyuz? Ha gidiyoruz Bülent'ciğim. Tabii gidiyoruz. Birlikte gidiyoruz. İstersen biz önce uğrar seni alırız. Ondan sonra beraber aşağı bahçeye ineriz. Ay tabii tabii. Seni mutlaka alırım. Sensiz olmaz. Ah ne hoş. Ne kadar popülerim. Bu gözlük karizmamı mı arttırdı ne? Bilmiyorum ama benim de aniden sana bir tatlı davranışım var. Ay benim de. Vallahi benim de. Benim bile. Bir keşke daha acı taksaydım. Yıllarımı boşuna harcamışım ya. Hayrola? Bilmiyorum şekerim. Davetiyemi almaya gelmiştim ama seni böyle görünce kahvaltı hazırlamak geldi içimden. Böyle görünce derken? Ne bileyim ayol, böyle gözlük filan. İtiraf et kalem. Beni böyle cazip buldun değil mi? Aa, cazip mi buldum bilmem ama bir sempati, bir sevgi, bir merhamet hissediyorum sana karşı. Ben de anlamadım. Ben bakarım. Babacığım, iyi misin? Rahat uyudun mu? Ben iyiyim. Sen kendine bak. Bu da iki gündür üstümde. Nedense. Buyurun. Yo yo, siz buyurun. Ha, bir tane kaldı. Siz alın. Rica ederim. Asla olmaz. Rica ederim, siz buyurun. Lütfen. İyi günler. İyi günler. Her istediğimi yaptırırım ya. Bu gözlüğü hiç çıkartmayacağım, hiç. Nasılsınız kızlar? İyiyiz. Siz nasılsınız?
Vallahi ben bir çorba içmeye gelmiştim ama böyle güzel iki sürprizle karşılaşacağımı nereden bileyim? Afiyet olsunuz. Çorba sizin salığa iyi gelir. Mersin canım, sağ olun. Siz turist misiniz? Burada mı oturuyorsunuz? Ben burada yaşıyorum. Olga ziyarete geldi. Ah ne hoş. Birlikte nereleri gezdiniz? Alışveriş, müzeler, gezdik. Ben Bülent Onara. Svetlana, arkadaşım Olga. Ah ne kadar güzel. Biliyor musunuz bu Sepner'deki en turistik, en sıcak mekanlardan biri benim evim. Öyle mi? Ya. Bu akşam arkadaşını alıp bir şeyler içmeye bana gelir misiniz? Aa, rahatsız etmeyelim sizi. Zaten yalnız. Bir de bu güzelim yaz gecesinde beni bir başıma evde yalnız bırakmayın. Что он говорит? Он говорит, что он старенький и одинокий. Приглашает нас в гости. Почему он один? Наверное, семьи нет. Один. И хочет дружить с иностранцами. Старость не радость. Мне жаль его. На 10 минут зайдем к нему? Ты знаешь, вот поэтому я за Чингиза замуж выйду. Рожу детей. Я никогда не хочу так остаться, как он, старый. Siz telefon numaranı verin. Biz akşam geliriz. Harika. Harika. İnanın harika. Yatarken de bu gözlüğü çıkartmışım. Bekliyorum bebeğim. Görüşmek üzere efendim. Efendim diyen dillerini yesinler senin. Ne kadar nazik, ne kadar soylu bir yak bu yani. Hoş geldiniz. Privet. Hoş geldiniz de bebeğim. Bunlar ne? Çorba, zeytinyağlı. Yemeğiniz yok diye getirdik. Ha, sizin orada adet böyle demek. Çok mersi. Buyurun bebeğim, geçin şöyle. Geç bebeğim sen şöyle. Siz hiç evlendiniz mi? Evlendim ama şu anda bekarım. Merak etme bebeğim. Çocuğunuz yok mu? Var. Peki hiç mi ziyarete gelmiyor? Geliyor. Yalnızlık zor. Yalnız mısın bebeğim? Yok. Если он одинок, скажи ему, что есть хороший дом для престарелых людей. И в дальнейшем он может переехать туда. Да, ты права. Belki şimdi erken, daha sonra. Böyle arkadaşlarınız ve insanların olabileceği bir lüks merkezine gidebilirsiniz. Ha, bar filan diyorsun. Tabii gideceğiz canım ama daha çok erken. Bar mı? Sizin yaşınızda. Efendim? Ой, он еще не слышит. Вот старость. Çok teşekkürler. Bir ihtiyaç olduğu zaman bizi arayın, çekilmeyin. İhtiyaç mı? Baba. Oo, merhaba. Oğlumca. Oğlunuz. İyi akşamlar. Babanızı çok yalnız bırakıyorsunuz. Biraz ilgilenin. İyi akşamlar. Baba ne yaptın kızlara? Anlamıyorum. Bana çorba getirdiler. Bana gitmek için yaşlı falan değil misin dediler. Bak bu gözlük sana fazladan 15 yaş katıyor, haberin olsun ha. Ne? Neyse ben Aslı'yla sinemaya gideceğim. Hadi görüşürüz. 15 yaş mı? Siz de mi öyle düşünüyorsunuz? Ay Bülent'ciğim, sana söyleyip söylememe konusunda çok düşündük. Ama daha fazla saklayamazdık. Bu gözlükler seni 20 yaş yaşlı gösteriyor bebeğim. Size gösterilen ilginin sebebi karizma veya cazibe değil, yaşınıza duyulan hürmet. O kadar. Ben 15 yıl diye düşünüyordum. O zaman hemen yarın gidip bir lens takayım ya da lazer. Bir an önce bu gözlüklerden kurtulmam lazım demek ki. (Gülüyor)
Sizde bir tuhaflık var bu akşam. Yo, ne münasebet. Sedef yüzünü mü gerdirdi? Sürprizin var bana. Gibi. Sağ ol Milmersi. Yok amca, Makbule. Tamam oldu. Embesil. Başka türlü sizin saygınızı geri kazanamayacaktım Aslı. Ay ne alakası var Cem ya? Hadi de annemler tamam. Kadın kendini paralıyor kaç gündür sen genel müdür oldun diye de bana niye yalan söylüyorsun? Ama sen de değer veriyorsun böyle şeylere. Ne alakası var ya? Ne sen işsizsin diye ne yapacağım ben, gidip başkasını mı bulacağım? Olabilir. Bak annem bile buldu. Ay Cem Allah aşkına. İyi oldu ama yakalandım ha. Ben de sıkılmıştım. Ne öyle sabah erkenden kalk, kafeler bile açık değil. Çık alt katta bekle falan. Aman. Ya Cemciğim iş bulacaksın nasıl olsa. Şansım yok Aslı, benim şansım yok. Anlamıyorum ki ben. Ha. Annenle sevgilisi geldi. Ya lütfen böyle deme. Babam kesin çıngar çıkaracak. Bakalım nasıl tutacağız onu. Merhabalar. Merhaba. Aa, hoş geldiniz. Hoş bulduk canım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba Cem. Merhaba. Ay nasıl otursak? Bence Devrim Bey oraya bizim yanımıza otursun. Hayır. Devrim Bülent'in yanına otursun. Sohbet ederler. Bence Bülent Bey benim yerime geçsin. Hayır. Ben Sedef Hanım'la Devrim Bey'in arasına oturayım ev sahibesi olarak. Ya da Devrim Bey gitsin. Efendim? Aslılarla Devrim Bey bir arada otursun. Yani gençler bir arada. Ay. Tahsin. Efendim yani bir saattir ayaktayız. Buyurun oturun. Buyurun. Teşekkür ederim. Nasılsınız genç adam? Devrim dediğim. Evet teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İyiyim. Sağ ol. Çay. Ya ben bir şarap alayım İffetciğim. Makbule! Yılbaşına gidiyoruz. Ben de ayarlarınızı taktırdık. Niye böyle herkes gergin? Bülent, Devrim benim erkek arkadaşım. Tanışmanı istedim. Ay. Çay. İlişkimiz sürüyor. Senin de haberin olsun istedim. Eyvah dövecek. Vallahi kutlarım genç adam. Bu kadını talamak zordur. Vallahi bravo. Sağ olun. Sedef uzun zamandır yalnızdı. Canım benim. Yanında birisinin olmasına çok sevindim. İnşallah birbirinize iyi gelirsiniz. Doğrusunu söylemek gerekirse bu kadar medeni karşılamanıza çok mutlu oldum doğrusu. Hayat kısa genç adam. Kadehimi ikinize kaldırıyorum. Sedef'e ve Devrim'e. Nasıl oldu bu tanışmanız? Anlatın bakayım. Biz şeyde tanıştık. Resim sergisinde.
Ne güzel anlattın ya anne bize. Babama da anlatsana. Resim sergisi. Çok sevindim. Çok. Bu resim sergisi opera falan derken öylesine ortamlarda bana hafakanlar basıyordu. Benim ruhum çok genç tabii. Sedef beni oraya zorla sürüklüyordu. Artık bundan sonra inşallah birlikte gidersiniz. biz zaten birlikte çok eğleniyoruz. Bak aziz olsun, bir de çiçeklerden lilyumu sever. Bir de fındıklı çikolata alırsan böyle çocuklar gibi sevinirim. Canım benim. Aklımda tutacağım Bülent. Bülent diyebilir miyim? Ah, rica ederim canım. Lafım olur. Allah Allah. Adama bak ya. Ne kadar rahat bir adam ya. Medeni bir hareket Cemcim. Ne güzel işte. Şeytan diyor ki şöyle geril geril geril. Tam gözünün ortasına patlat. Ya da hiç kendini yorma. Çağır Sacit'i. Gelsin söyle adamı, o dövsün ya. Ne oluyor lan? Kavga mı var? Nerede? Ay kavga yok Sacit. Babamla bu annemin sevgilisi kanka oldular da içeride. Hadi lan. Vay be. Düzene bak. Bir de gece yarısı telefonlarımız var. Her gece 2-3 saat muhabbet ediyoruz. Maşallah, ne güzel. Ben bir şarap daha alayım. Sedoşcuğum, Paris tatilimizi anlattın mı Bülent'e? Paris, aşk şehri. Ya, bütün şehri el ele dolaştık. Bak sen, seni Sedoş seni. Devrim, sen Bülent'le sohbete devam et. Ben bir Cem'e bakıp geliyorum. Tabii hayatım. Sedef hayatımda gördüğüm en seksi kadınlardan biri bence. Biz de güvenlik kamerası taktırdık. Ya çok hırsızlık var mahallede. Benim şarabım yine bitti. Bülent'ciğim bir de şeyi anlatayım ben sana. Sabah kahvaltılarımız var Sedef'le. Yatakta. Hem de yatakta. Anlat anlat, kulağım sende. Deli misin oğlum, sen ne dövmesi? Çocuk benim sevgilim değil ki. Nasıl değil? Kimin sevgilisi o zaman? Ne bileyim kimin sevgilisi? Benim bir arkadaşımın oğlu. Babanın yaptıkları burama kadar geldi can. Onu kıskandırmak için oyun oynuyoruz. Anne manyak mısın sen, niye söylemiyorsun? Doğru konuş anneyle. Söylesen babana çaktırırdın. E ne oldu? Ne işe yaradı şimdi bu numara anne? Babanın rahatlığına bakılırsa hiçbir işe yaramadı. Bence daha cinsel konulara girerseniz gıcık olabilir. Öyledir çünkü. Ha sen burada mıydın ya? Bülent'ciğim bu olgun kadınlar bana çok daha cazip geliyor. Yani neden dersen yaşayacağını yaşamış değil mi? Ya değil mi? Ayrıca Sedef'te de başka bir ateş var yani. Ya, diyorsun. E canım sen de farkındasındır. Mihrap o kadar yerinde ki. Bana baksana sen canım. Bana mı dediniz? Sana dedim. Eşek oğlu eşek. 35 yıllık karımdan bahsettiğinin farkında mısın sen? Evet. Ne oldu, kıskandınız mı? Yo. Ben kıskanmam. Prensibim değil. Ya? Ya. Ben boğarım adamı. Boğarım. Biliyor musun? Boğarım. Bülent yapma. Ne Bülent? Ne Bülent? Labali herif. Ay tersim. Bırak iyi oldu iyi. Aha vallahi kavga var. Yaşasın. Babam koptu. Ay Bülent'ciğim. Seni öldürürüm azizim. Karıma kimse dokunamaz. Ay Tahsin bir şey yapsana. Yok yok, hak etti o, hak etti. Ay Bülent bırak çocuğu. Ya Sedef teyze kurtarsana beni. Ne? Bülent çok mu kıskandın? Kıskanmam biliyorsun. Ben boğarım. Ne teyzesi anlamadım. Anadolu'dan kop gel düz git Ankara'yı geç sana. Bursa'nın biraz yukarısı Altunizade'den sonra köprünün hemen aşağısı Avrupa'yı.